Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde protestolar daha büyük ve Tampa'daki Cumhuriyetçi Parti kurultayında düzenlenen gösterilerden daha canlı. Çünkü protestocular Başkan Obama ve Demokrat Parti'nin önümüzdeki 4 yıl için izlenecek yolu görüştüklerine inanıyor. Bir protestocu Demokrat Parti kurultayını Amerika'yı temsil eden büyük bir çadıra benzetiyor. Sherry Bailey adındaki protestocu Washington'dan Charlotte'a Obama'yı desteklemek değil, sesini duyurmak için geldiğini söylüyor. Bu ülke protestolarla ve herkesin sesini duyurabilmesi yoluyla kuruldu. Son yıllarda bu özelliğimizi büyük ölçüde kaybettik. Güney'in finans merkezi olarak bilinen Charlotte kentinde toplanan yüzlerce protestocudan biri olan Sarah Flounder da şöyle konuşuyor. Charlotte, New York'taki Wall Street'ten sonra ikinci büyük mali merkez. Bu yüzden demokratlar kurultay için bu kenti seçti. Burası büyük bir bankacılık merkezi. Gösterileri örgütleyenler Charlotte'daki protestoların ülke çapında Bank of America, Amerika'nın en büyük enerji şirketi Duke Energy gibi kuruluşları hedef alan gösterilerin uzantısı olduğunu söylüyor. Duke Energy, şirketin çevre koruma sicilini eleştiren Greenpeace hareketinin liderlerinden Robert Gardner'ın hedeflerinden biri. Gardner, buradaki göstericilerin durumlarından memnun olmayan farklı gruplardan oluştuğunu söylüyor. Burada gördüğünüz insanlar evleri ipotek edilen, yıllardan beri birçok kötü muamele gören kişiler. Bence bu göstericiler her şeyin en kötüsünü yaşadı. Peter Tridish adlı gösterici, Amerikan halkının iki partiyi de şirketlerden aldığı bağışları azaltmaya çağıran mesajını destekleyeceğini umuyor. Bu seçim kampanyasında 5 milyar dolar harcanması bekleniyor. Birçok kişi gibi ben de bu parayı verenlerin istedikleri seçim sonucunu almalarından kaygı duyuyorum. Kurultay sırasında düzenlenen en büyük protesto gösterisine savaş karşıtı, göçmen ve işçi hakları yanlısı gruplar da katıldı. Göstericilerin mesajı tutarlı olmasa da Sherry Bailey, delegelerin kurultay sona erdiği zaman acı çekenlerin kaygılarını anlayacaklarını umuyor. Bence mesajımız çok açık. Burası Amerika ve herkesin Amerikan rüyasını yaşama hakkı var diyoruz. Göstericiler Ocak'taki başkanlık yemin töreninden sonra Beyaz Saray'a kim yerleşirse yerleşsin Amerikan rüyasını yeniden canlandırmasını istiyor. Seda Çoban, Amerika'nın Sesi, Washington.